Devralen TV ve Gebze Gazetesi TV canlı yayınında önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Gebze Belediye Başkanlığı yapmış değerli başkanımız Sayın Mehmet Emin Akın Bey. 1989-1994 yılları arasında. Evet, 89'a nasıl geldik Sayın Başkanım? Biraz bilgi verir misiniz? Evet, o dönem 88'de başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Sayın Bülent Atasayan Başkanı'yla birlikte çalıştım. 88 ara seçimleri vardı. Bülent Atasayan'ın istifası nedeniyle. Fakat 89 seçimlerine bir yıl kala olduğu için birleştirdiler. Ben 88'de aday olmak için, ara seçimlerde aday olmak için belediyeden istifa ettim. Tekrar başlamadım. 89'a kadar bekledim. 89'da bana çevrem, arkadaşlarım mutlaka aday olmalısın diye baskı yaptılar. Gerçi bu klasik bir laftır. Siyasetçilere sorarlar. Neden siyaset? Etrafımdan çok baskı gördüm. Siz görmüş müydünüz gerçekten? Ben gerçekten gördüm. Yani bunun adına baskı demeyelim de çok önerdiler. Ve başkanlığa karar verdiniz, başkan adayı olarak. Adaylığa karar verdim. 89 Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP'ydi. Yani rahmetli Erdal İnönü'nün genel başkanlığını yaptığı partiden aday oldum. Bu vesileyle rahmetli Erdal İnönü'yü bir kez daha saygıyla anıyorum. Değerli bir insandı. Yani Türkiye için lükstü. Siyasetçiden çok bir fizik bilim adamı olarak TÜBİTAK Başkanlığından döneminde ben tanıyorum kendisini. Evet. Önemli bir bilim adamıydı. Önemli bir bilim adamı. Onu da ihtilalciler veto etmişti zannediyorsam, değil mi yani? Milletvekilliğini. Evet, veto etmişti evet. Evren Paşa döneminde. Evren Paşa. Evet, karar verdiniz ve seçime giriyorsunuz. Seçime giriyoruz. O dönem SHP'de ön seçim var. Önce parti içi ön seçime gireceksiniz. Ondan sonra partinin adayı olabileceksiniz. Şimdi de var mı böyle bir şey? Zaman zaman var. Ama birçok yerlerde var. 11 adaydık. Seçime giren 11 kişiydi. Yaklaşık 650 tane delegemiz vardı. 11 aday adayı 650 delegenin karşısına çıktı. 11 kişi aday olamıyor tabii hepsi. Bir kişi aday oluyor. Bir kişi kazanıyor. Ön seçimi kazandım. Büyük bir farkla kazandım. Rakipleriniz kimdi parti içinde o zaman? Var mı hatırladınız? Çok vardı. Rahmetli Salim Durulmuş vardı. Ondan sonra kimler vardı? Çok vardı. Birçok adaydı. Evet. Bir çok. Girdiniz yani, ve seçim çalışması. Rakibiniz kim diğer partilerden o zaman? Şimdi rakibim Anavatan Partisi'nin şeyi... İlçe başkanı mıydı? Yok. Mi? Anımsayamadım onu. 89... Harita mühendisi İsmail Azizoğlu. O, evet. İsmail. O 94 değil. 94. Ha, 89 evet, tabii. İsmail Azizoğlu. Harita mühendisi. İsmail Anavatan Partisi'nden, evet. Doğru yolun adayı Metin Mehmet Celeboğlu. Ha, Mehmet Celeboğlu, Gebze'li. Çok değerli evet. Bir insandı. Faziletin, onlardan aday var. Ali Bey. Ali Bey evet, vardı. Refah Partisi'ydi. Refah Partisi. Ali Malkoç Bey vardı, evet. Ve renkli bir siyaset o zaman. Renkli bir siyasetti ama çok seviyeli bir siyaset. Siyaset, değil mi? Mitingler olurdu, katılımlar. Mitingler olurdu, kahve toplantıları olurdu. Ve bu toplantılarda hiç kimse kimseyi incitecek, üzecek bir davranışta, bir sezlenişte bulunmazdı. Bir siyaset seviyesi vardı. Ben hiç kimseye o dönem anımsamıyorum, hatırlamıyorum. Hiç kimse hakkında
Hiçbir şey konuşmadım. Sadece ne yapacağımızı anlattım. Ne yapmalıyız? Sosyal demokrat belediyecilik, halkçı belediyecilik anlayışını anlattım. Nasıl kazandık? Evet, nasıl bu önemli. Hemen bütün Türkiye genelinde Erdal Bey'le birlikte, Erdal İnönü'yle birlikte SHP'nin bir rüzgarı vardı. Bunu inkar etmemek lazım. Bu rüzgar Türkiye'nin birçok yerine yansıdı. O rüzgarı biz aldık, onu değerlendirdik, halkla bütünleştik, halka kendimizi inandırdık ve halk o zaman bizi büyük bir coşkuyla seçti. Şimdi burayı anlattıktan sonra 89 sürecini, işte 94'te neden kaybettiniz? O kaybe geleceğiz de. Ne yaptınız? O çok önemli. O 5 yıllık bir Emin Akın dönemi. Benim de çok güzel de küfürler var. Çok güzel çalışmalar da yapmışsınız orijinal. Şöyle ben size de vereyim şöyle. Bir kısaca özetlerseniz. Ne yaptınız? Kimden o zaman? Müselman Koç Başkan Vekiliydi. Ondan devraldınız. Evet. Şimdi nasıl göstereyim? Şöyle hem ekrana doğru gösterelim. Evet. Fotoğraflar yalan söylemez. Şimdi, evet, fotoğraflar yalan neler söylemez. Neler yaptınız? Yani Emin Akın olarak, yani evet fotoğrafları da var elimde çok değerli güzel. Değerli İsmail Garaman, siz de hatırlarsınız 89 sürecindeki Gebze'yi. Özellikle kırsal kesimi. Kırsal kesimde yol yok, iz yok, altyapı yoktu. Bizim o dönem en çok önem verdiğimiz ve mutlaka yapılması gereken hizmetin başında altyapının geldiğini biliyorduk. Altyapıya çok önem verdik. Su, kanalizasyon. Hatırlarsınız Hürriyet Mahallesi, bugünkü Hürriyet, Cumhuriyet, Yavuz Selim'e tepelere araçla çıkmak mümkün değildi. Araçlarımızı seçim sürecinde aşağıda bırakıyorduk, yürüyerek yukarıdaki o gecekondu bölgelerine, kahvelere, halkla buluşmaya yürüyerek gidiyorduk. Kanalizasyonlar dışarı akıyordu. Ve Gebze'nin o dönemki en büyük zorluğu ve Gebze'ye zarar veren Çakal Deresi var. Çakal Deresi'nin etrafında yaşayan çocukların hepsi... Çakal Deresi dediğimiz yer hemen Mustafa Paşa Camii'nin altındaki o dere. Ama şimdi evet. Orada eser yok yani. O... Şimdi ilk görevim Çakal Deresi'ni kapatmak. Evet. Çakal Deresi'nin önemli bir bölümünü, yani yerleşik düzendeki bölümünü kapatmayı başardık. Ama çok zorlandık. Çok zorlandık. Neden? Çünkü o Çakal Deresi'ni kapatabilmek için gerekli araç ve gerece sahip değildi Gebze Belediyesi. Ben birçok yerden araç ve gereç bularak Çakal Deresi'ni kapattım. O benim yaptığım en önemli, en kutsal görevlerden birisiydi. Çocukları hastalıktan kurtardı. Peki hiç yapmak isteyip de yapamadınız neydi Sayın Başkan? Efendim çok şey yapmak istedim, yapamadım. Onları şimdi burada saymak istemiyorum. Peki yaptınız, devam ettiniz. Yeniden aday mı oldunuz 94'te? 94'te evet. Yeniden aday oldum. Şimdi oraya gelmeden önce bu işte göreve başladığım tarihi. Evet. Bunlar... Parklarını zannediyorum. Parklarımız... İşte Uğur Mumcu, İnönü, Köşkü Çeşme, Dahil Şok, Dostluk Parkı, Koru Parkı, Cumhuriyet Çocuk Parkı. İyi de hazırlıkla gelmişsiniz Sayın Başkanım. Böyle tam bir teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Devralem. Şimdi bu da rahmetli Erdal İnönü'nün belediye ziyareti. Dönemin valisi İhsan Dede. Evet. Hatta kaymakam. Kaymakam. Abdülkadir Güzeloğlu, şu anda Diyarbakır valimiz, Davut Kocaeli valisi,
Hasan Basri evet. Güzeloğlu'nun babası. Bu kim efendim? Şu bir genç delikanlı var orada. Bu mu? Hı-hı. Vallahi ben tanımıyorum. Evet Sayın Başkan Mehmet Emin Akın. Evet. Evet. Burada da Aziz Nesin. Aziz ne? Aziz Nesin'i konuk etmişiz. Belediyemizi ziyaret etmiş. Bu da bir şair arkadaşımız. Bu da ben. Bensin. Burada başka bir etkinliğiniz de var. Ben o gördüm o etkinliği. Bu da şenliklerimiz. Evet. Gebze Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri. Beksem. Her yıl düzenlediğimiz bu şenlikler Beksem ayrı. Burada da ödül veriyoruz. Sayın genç bir gazeteci arkadaşımız da burada. Evet. Ödül veriyoruz. Duygulandık efendim İsmail. İsmail Kahraman. Evet, evet. Burada da spora verdiğimiz önem, amatör sporcularla birlikteyiz. Gebze Stadında. Gebze Stadında. Evet, şu fotoğrafın bir hikayesini dinleyelim efendim. Efendim o dönem Sayın Erdal Ünönü Genel Başkan, Deniz Baykal Genel Sekreter, bize il başkanımız Keramettin Gençtürk, her sahaperi belediye başkanına bir isim takmıştı. Bana çevreci başkan. Parklar yaptığım için, çevre düzenlemesi yaptığım için bana çevreci başkan unvanını vermişti. Ve onunla ilgili bir plaket verdiler bana çevreci başkan diye. Sayın Deniz Baykal takdim ediyor. Sayın Sefa Sirmen plaketini almış, arkada bekliyor. Bu da böyle bir anı. Gibi, evet. Şurada fotoğraf var. Efendim burada da tabii resmi bayramlara gereken önemi veriyorduk. Resmi bayram geçitleri galiba. Resmi bayram geçitleri, Atilla Yaşar. Atilla Yaşar kaymakam. Evet, bu Amasya da Amasya Valiliği yaptı. Hayrullah Yıldız Bey değil mi? Hayrullah Yıldız Bey. Evet, nice insanlar geldi geçti. Evet. Saygı ilan ediyoruz hepsine. Hepsine. Evet. Burada da dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, onu da rahmetle anıyoruz. Vali Kemal Nehruzoğlu. Evet, Kocaeli Valisi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de yaptı. Yaptı, evet. 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 Belediye ziyaretleri. İsmet Sezgin İçişleri evet. Meclis Başkanlığı çok, evet, çok değerli ve çok efendi, saygılı bir insandı. Çok. Şunu bir dinleyelim, alayım sizden onları. Şurada bir, burada bir şey var, bir haber var. Orijinal, bugünkü genç gazeteci arkadaşlarımız da bu tür haberlerden örnek alsınlar. İki genç gazetecinin yaptığı bir haber. Sizin evet. Ağzınızdan dinleyelim efendim. Şimdi gazetemizden Murat Çaltepe, Yahya Kahraman'la birlikte albümdeki Hayatlar diye bir şey yaptılar. Eskiyi anımsatan. Burada tarih çocuk... kaç efendim? 2006 şey pardon. 2006 zannediyorum. Evet. Evet. 2006 yılında yazılmış. Evet. Eskiler unutulmamış. Eskiler unutmamak gerekiyor. Eskileri unutmadık. Burada Tatvan Yatılı Bölge Okulu'nda öğretmen arkadaşlarımla askerlik yaptım. Burada oradaki öğrencilerim, burada öğrencilerim var. Takım elbise beraber giymişiz. Okul öğrencileri, okul, öyle mi? Benim sınıfımın öğrencileri. İlk görev yerimiz Tatvan Yatılı Bölge Okulu mu? Yok, ikinci görev. İkinci yerim, evet. Burada askerim. Çakı gibi asker misin? Çakı gibi askerim. Evet. Çok güzel haber. Şu evet, haberi Mehmet diyeceğim. Moğoltay'la birlikte evet. Burada şey yapıyoruz. Yine resimler evet, var. Resimler var. Şunun hikayesi, bunu alayım ben. Şunun hikayesi nedir efendim? Şöyle bir tarihe not düşme adına. Tarihe not düşme adına Gebze merkezi taşımak. Tabii başlık biraz nasıl taşıyacaksınız? Kamyonla mı, tırla mı falan gibi düşünülebilir. Ben Gebze merkezin yoğunluğunu dışarıya taşımak. Yani şehri konutları, rahatlatmak. Şehri rahatlatmak adına söylemiştim. Nüfus sayısı sonuçlarına göre 1004 gibi hızlı bir artış ile
Nüfus 255 bine yükselmiş o dönem. O dönemki Gebze'de, bugünkü evet. Darıca, şey pardon, Yeni Mahalle, Beylikbahar, evet. Çayrova. Gebze'deki merkezde bir sıkışıklık meydana gelmiş. Geliyor daha doğrusu. Biz de bunu merkezi rahatlatmak, biraz daha kenarlarda konutlar yaparak, burada söylüyoruz. Gerçekten nerelere, önemli bir. Nerelere konut yapacağız ama yetiştiremedik. Evet. Yani Kocaeli'nin, sadece bu Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin bir sorunu. Keşke İzmit'le Kandıra arasına uydu kentler kurulabilse. Keşke Gebze ile Ağva arasına uydu kentler kurulabilse. Keşke Kocaeli'nin Karadeniz'de bir ilçesi olsa. 59 kilometre Kocaeli'nin Karadeniz'e ilçesi var. Orada Karadeniz adıyla bir ilçe kurularak İzmit Körfezi çevresinden Kocaeli biraz da o taraflara giderek rahatlasa. Güzel bir haber. Size evet. Tebrik ediyoruz başkan. Evet. Bunu o şekilde düşünmüştük. Peki Sayın Başkanım, güzel şeyler de var. Kültür sanat etkinlikleriniz var. O etkinlikler içerisinde birisi dikkatimi çekti. Bunun hikayesini sizden. Şu çok önemli. Evet. Tabii bu çok yaptık da sanat etkinlikleri, kültürel etkinlikler içerisinde söyleşiler çok oldu. Bulabildiğim Erdal Atabek ve Abdurrahman Dilipak'la. Yani siz ama Abdurrahman Dilipak'ı mı davet etmiştiniz? Ben Abdurrahman Dilipak'ı hiç kimseye ayırmadım. Hatta Abdurrahman Dilipak o zaman Halk Evleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız'la tartışmışlardı. Yani panel yapmışlardı. Anımsarsınız. Gazeteci evet. Olarak siz de evet, evet. Katılmıştınız. Abdurrahman Dilipak'ı ilk kez orada görmüştüm. Evet. Ve o panele katılmıştı. Efendim gerçekten güzel. Her düşünceden insan getirdik. Ayırmadık. İnsanlar dinlesinler. Herkesin düşüncesine saygı göstermenin gerekli olduğuna inandığımız bir siyaset anlayışımız vardı. Buna göre de biz her düşünceden yazarı, çizeri getirerek topluma bakın bunlar böyle konuşuyor, böyle söylüyor, sizler ne düşünüyorsunuz? Halkı da katmıştık onların içerisine. Onlar da panelistlerle birlikte sorular sorarak yanıtlar alıyorlardı. Çok güzel etkinlikler oluyordu bu şekilde. Sayın Başkanım belki unuttunuz siz ama biz bugün dünyanın birçok coğrafyasında belgeseller hazırlıyoruz. Acaba merak eder bizim izleyicilerimiz ilk kez yurt dışına nasıl ve ne zaman çıktık sorusunu cevaplandırayım. Bir ahde vefa olarak Gebze Belediyesi Sayın Mehmet Emin Akın Bey Başkanlığındaki Gebze Belediyesi'nin bir ekibi var, Beksem Kültür Sanat ekibi. 31. Uluslararası Balkan Ülkeleri Festivali için Makedonya'ya gidilecek. Ve Sayın Başkan aradı, katılmak ister misiniz? Biz sizleri de götürmek istiyoruz bu geziye dedi. Ve ben ilk kez pasaport çıkararak Bulgaristan üzerinden Gebze Belediyesi'nin aracıyla 40 kişilik bir ekiple rahmetli Ertuğrul Kazancı, rahmetli gazeteci arkadaşım Ragıp Demirkol'la birlikte ve 18 gün Makedonya'nın evladı Fatihan Diyarı, başkent Üsküp, Üsküp, ve diğer bölgelerini Ohri'yi, Kalkandelen'i ve Kalkandelen'i Manastır'ı gezerek tarihe not düşmüştük. Onun için size çok teşekkür ediyorum. 92 yılında ilk kez sizinle sizin davetinizde yurt dışına çıktım. Beni götürmediniz ama. Siz gitmediniz. Evet. Hakikaten o ekip iyi dostlar. Rahmetli andığım Ertuğrul Kazancı'nın başkanlığında böyle bir heyet gitti, gezdi, gördü, geldi. Onlar geldiler bize. Ya dostluklar halen devam ediyor. Dostluklar devam ediyor. Ben de belgeselci oldum bu vesileyle. O yurt dışına çıkarak yazdığım o yazı notları çok ilgi toplayınca başladık yurt dışına çıkmaya. Şu anda da birçok ülkede tarihe not düşüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz o noktada. İlk ücretsiz otobüslere biniş kartını vermiştik. Çıkış imkanı sağlayarak beraber gitmiştik o gün. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi bizim tabii bu görevimizdi. Bunu görev olarak ben kabul etmiştim. Onlar yapmak zorundaydık. Teşekkür ediyorsunuz ama acaba teşekküre değer mi?
Yani ben kendiliğimden mi yaptım onu? Yoksa sahip olduğum siyasal düşüncenin sonuçları mı belediyeye yansıdı ve size hiç kimseyi ayırmadan demediler mi bu adamı niye götürüyorsun ya bizim partiyle ilişkisi yok falan diye olmadı mı yani? Hayır, hayır kesinlikle. O dönem biz hiçbir zaman böyle düşünmedik. Karşımıza gelen insan için de böyle düşünmedik. Siz beni çok eleştirirdiniz. Mesela bir şeyi hatırlıyorum. En çok eleştirdiğiniz bando takımı. Yo şey, mehter takımı. Mehter takımı. Mehter, evet. Gebze'nin kurtuluşu kutlanacak. Evet, siz anlatın onu. Evet, Gebze'nin kurtuluşu kutlanacak. 12 Ekim Gebze'nin kurtuluş yıl dönümüdür. Düşman işgalinden çok önemlidir. Ve ilk kez de Sayın Mehmet Emin Akın Bey'in başkanlığı döneminde olmuştur. Biz mehter takımı gelsin istedik. Siz de, yani belki siz diğer partiler olmaz filan dediler. Biz sert tavır koyduk, hatta eleştirdik. Orada komitedeyiz, kutlama komitesinde. Ben çıkıp gidiyorum, elimden tuttu Sayın Başkan, dur dedi. Ve bir orta yol bulacağız ve o zaman Genelkurmay Başkanlığı'nın mehter takımını Gebze'ye getirip çok güzel bir anma etkinliği olmuştu. Gebze'nin ilk kez düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili güzel bir faaliyet olmuştu başkan. Şimdi ben onu tabii gazetenizde de yazmıştınız. Mehter takımı istenmiyor biçiminde. Evet. Ama oradan bazı partiler maalesef onu yaptılar. Sizin şahsınızda demiyorum tabii. Ama. Bir takım insanların davranışları, düşünceleri genel anlamda belediye şeyine yansımıyordu. Ama benim anımsadığım o zaman program yapılmıştı, netleşmişti. Çünkü programda kaymakam vardı, garnizon komutanı vardı, gazeteciler vardı, sizler vardınız. Program yapıldıktan sonra mehter takımının gelmesi isterdi. Yok hayır, biz önceden önerdik ama o komiteden bazıları bunu çıkarmıştı. Sizin bilginiz yoktu. O son oturumda ben masaya dediğim yerindeyse kızıp kalkınca sizin o güzel alicanaplı ve tarihe merak şeyiniz olması dolayısıyla sizin tavrınız da geldi. Onu unutmuyoruz. Bir karşıtlığımız yok. Mutlaka, mutlaka. Mehter takımının ne olduğunda sonra daha detaylı net araştırdım. Nereden geliyor, nasıl kurulmuş, bunlara karşı çıkmak da hiç olası değil. Mümkün değil. Sizin özel yani onu yapmak da bana bize yakışmazdı o zaman. Bu da bir anı olarak. Ama çok güzeldi o. Askeri Genelkurmay Başkanlığı o ekibini gönderdi, mehter takımını. İlk kez Gebze'nin eski çarşıdan geldi. Evet. O gün evet. Gebze'nin kurtuluşu da Sayın Başkanımızın dönemine ilk geldi. Şu anda giderek de maalesef azalıyor. Kurtuluş günleri gerçekten. Evet, ben önemli. Üzülüyorum onu, ona. Neden üzülüyorum? Çok coşkuyla başlamıştık. Evet, çok güzeldi. Evet. Ve çok çeşitli etkinlikler de oluyordu o kurtuluş etkinlikler içerisinde. Giderek duymuyorum ben artık. Şu anda maalesef yani yasak salma kabiliğinden. Buradan da duyurulur. Gerçekten önemli tarih ve kültür bilinci. Hakikaten konuşacağımız çok şeyler var. Bu kadar sert eleştiriler yapardık. Bu kadar mücadele ederdik ama seviye belliydi. Hiç mahkemelik olduk mu sizinle efendim? Ben siz dahil hiçbir gazeteciyle mahkemelik olmadınız yine. Hayır, hayır. Eleştirirdik. Yani eleştirirdiniz. Ben de çağırırdım. Bazen derdim ki birden ona kadar say, ondan sonra bunların karşısına geçeceğim. Ne tatlı günler. Başkan, peki 94 seçimleri yeniden adaysınız zannediyorum değil mi efendim? Evet. Buyurun sizden dinleyelim. Şimdi 94 seçimlerini de adaydım. Yine parti içi ön seçimle geldim. Üç tane aday adayı vardı. Parti içi ön seçim yapıldı. Ben kazandım. Partinin adayı oldum. 94 seçimleri çok ilginç seçimlerdi Türkiye genelinde. Neden ilginçti? Çünkü 89'daki CHP'nin rüzgarı bu sefer 94'te Refah Partisi rüzgarına dönüşmüştü. Ve rahmetli Erbakan'ın 20 yıldır beklediğimiz arka bahçeler oluştu dediği 94 tarihine rastlıyor.
Arka bahçemiz dediği, rahmetlinin dediği neydi? İmam Hatiplerden yetişen insanların seçmen oldukları veya geliştikleri, yükseldikleri bir sürece rastlıyor 94. Sadece Gebze'de mi yükseldi Refah Partisi? Hayır. Türkiye'nin her tarafında 94 Refah Partisi'nin bir yükseliş dönemi. Bağlamak mı yoksa acaba SHP veya Sosyal Demokrasi? Söyleyeceğim. Yani onlar da önemli. Evet. Şimdi halk Refah Partisi'ne yöneldi. Biz kötü mü yaptık acaba? Yanlış mı yaptık? Şimdi ben yanlış yaptım. Türkiye'nin birçok yerindeki sahabeli belediyeler yerine Refah Partisi belediyesi. İstanbul mesela. İstanbul gibi. Ankara gibi. Yani nedenlerini araştırdığımızda ben çok araştırdım. Nerede yanlış yaptım? Çok yanlış yaptığımın o şansın değil şey, mi? Genel itibariyle yani. Evet, genel itibariyle. Çünkü 89-94 arası gerçekten yoksulluğun olduğu bir dönemdi. Belediye imkanlarının olmadığı bir dönem olmasına rağmen canla başla o imkanları kullanarak hizmet ettik. Müteahhitlik hizmetleri yoktu bizde. Biz bütün işlerimizi şu gösterdiğim parklar dahil hepsini belediye işçisiyle birlikte yaptık. Hiçbir taşeron müteahhit? Hayır, hiçbir şey yoktu. Ne taşeronluk ne müteahhitlik. Bu parklar... Sözleşmeli elemanları vesaire var mıydı? Vardı. Evet. Parklarda yazın çalıştırdığımız var. Yani biz kendi emeğimizle yaptık bu hizmetlerin hepsini. Hiçbirisi müteahhite vermedik. Nerede yanlış yaptığımıza baktığımda, çok fazla yanlışlıklar görmedim. Yani belki bunlar söylemek doğru mudur ama yolsuzluk yoktu, arsızlık yoktu. İşte çok mütevazi bir yönetim vardı. Ben de onlarla birlikteydim. Halkla bütünleşmiştim. Sokakta beni görebiliyorlardı. Mahallesinde görebiliyorlardı. Onlara dokunabiliyordum, dokunuyordum. Seçim propagandası bu çerçevede gitti. Evet. Doğru mu? Ve Ahmet Pembegül'dü rahmetli. Rahmetli Ahmet Pembegül'dü kazandı. Ne kadardı aradaki oy farkı hatırlayabiliyor musunuz? Şu anda hatırlayamıyorum ama bayağı bir fark vardı. Vardı. Çünkü o zaman artık bizim partide 94'te çözülme başlamıştı. İşte o çözülme yani bu bir sosyoloji olarak. Kendi bir partimizde başlamıştı. Nasıl başlamıştı? İkiye mesela ön seçim olmuştu. Ön seçimi kaybedenler ekiplerle beraber partiden ayrılmışlardı. Başka yerlere gitmişlerdi. Partide çözümsüzlük başlayınca, çözülme başlayınca zaten seçim kazanmanın yolu birlik beraberlikten geçiyor. Fakat Ahmet Bey'in kazandığı, rahmetli Pembegül'ün kazandığı dönemde Sefa Silmen belediye başkanı. Evet. Evet. Yani İzmir evet. Bölgesinde birçok yerde CHP şey SHP sadece şeyi kazandı. Hayır, Kenan Evin vardı. Kenan Evin var. Evet. İzmit'te Keramettin Genç İzmir Sefa Silmen. Sefa Silmen büyük şehir olduğu dönem. Dönemde kazandı. Evet. Evet. Şimdi tabii orada baktığınızda meseleye siyasal anlamda Türkiye'deki toplumun gelişmesi, dönüşmesi belli süreçlere gidiyor. Şimdi rahmetli Pembegüllü iki dönem kazandı. İki dönem kazandı. Neden kazandı? Ben hep araştırıyordum. Acaba çok iyi şeyler mi yapıyorlar? Bizden farklı şeyler mi yaptılar? Göremiyordum ama. Şimdi eleştiri anlamında söylemiyorum bunu. Yani rahmetli olmuş gitmiş. Konuşmalarımız önemli, evet. Evet, rahmetli olmuş gitmiş. Acaba biz bunların yaptıklarını yapamadık mı diye düşünmüştüm. Ve yapılan her hizmeti, rahmetli zamanda yapılan her hizmeti
bir belediyeci gözüyle de incelemiştim. Ve çok farklı şeyler yaptıklarını görmedim. Çok farklı. Hatta toplum arasında, belediye çalışanlar arasında da büyük bir ayrımın o dönem başladığını, sizden, bizden şeyi 94'ten sonra başladı. Biz o ayrımı özellikle Gebze Belediyesi çalışanları arasında o ayrımı yapmadık. Yani çalışana siyasal düşüncesinin gerekleriyle ilgili değil, onun çalışmasıyla, verdiği emekle ilgili ona baktık. Niye kazandı üst üste iki dönem? Hatta fark atarak da kazandı. Yani yıpranmış bir dönem yıpranmasına rağmen. Yani işte içeride yaptı, çıktı rahmetli, çok hadiseler oldu. Kazandı, işte onu diyorum. Neden kazandı? Halk, halk neden Refah Partisi'ne doğru bir eğilim gösterdi? Belki geçmişte CHP'ye de veya SHP'ye de bu oylar veriliyordu, DSP'ye de veriliyordu. Yani oylar havada mı gelmedi? Yani ciddi bir oy potansiyeli. Evet. Yani bu noktada gerçekten sosyolojik, bunun üzerinde tabii şimdi, geniş geniş durmak gerekiyor, evet, ama. Evet, bu ayrı bir tez konusu. Biz ama konumuz Gebze. Şu anda evet. 31 Mart'ta Gebze başta olmak üzere belediye seçimleri yaşanacak. Yaşanacak. Başkan adaylarımız var şu anda. Bizi izliyorlardı mutlaka. İzlemiyorlarsa da biz tarihe not düşüyoruz. Çünkü bir dönem belediye başkanlığı yapmış Gebze siyasetinde önemli bir isim. Neler söylersiniz şu an başkan adaylarımız efendim? Şimdi başkan adaylarımız belli oldu. Tabii benim görevim hepsine başarı dilemek. Hepsini de tanıyorum, biliyorum. Diğer partilerin içinde biliyorum. Bizim adayımız da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da belli oldu. Avukat Recep Dursun adayımız. Onunla hemşerim galiba değil mi efendim? Zinur Büyükgöz'de Erzurumlu. Erzurumlu. Neresi? İsmirli mi? Yakınsınız birbirine. Evet, tanıyorum. Yani tanıdığım bir arkadaşım. Kimsenin hakkında herhangi bir şey söylemek bana bu saatten sonra yakışmaz. Bir siyaseti bıraktınız galiba değil mi? Siyaseti bırakmadım. Yeni aktif mi? Siyaseti bıraktınız. Evet. Ne tavsiye edersiniz başkan adaylarımıza? Ben şunu zaten söylüyorum. Zaten programımızın da ana unsuru bu. Evet, yani geçmiş evet, başkanlarımız evet. Bugünkü başkan adaylarımıza ve başkan olacak insanlara ne söyler? Çok önemli şeyler. Buyurun. Şimdi ben şunu önermek istiyorum. Seviyeli bir yarış götürün. Neler yapacağınızı, bu Gebze'ye nasıl hizmet edeceğinizi anlatın. Başkasını kötüleyerek, karalayarak, çamur atarak yapmayın bunu. Mesela ben bununla ilgili bir anekdot anlatmak istiyorum. Adamın birisinin bir büyük çiftliği var. Çiftliğinin 70 dönümlük bir bölümünü su basmış, çamur olmuş. Bir de çalışanı var. Bir de çalışanı var. Demiş ki, bu çamuru 7 saatte temizleyeceksin. Tamam demiş. 7 saatte 70 dönümlük arazinin çamurunu temizlemiş. Demiş ki çiftlik sahibi, bu bayağı çalışkan bir adam. Buna başka bir görev vereyim. Demiş ki 7 çuval patates var. Bunları 7 saatte soyacaksın. Adam tamam demiş, koyulmuş şeye. Patates soymaya 7 saatte bir çuvalını ancak soyabilmiş. Çiftlik sahibi gelmiş. Yani sen 7 saatte bu kadar çamuru attın. Ama bir çuval patatesi 7 saatte soyamadın. Demiş ki beyefendi, ben bir zamanlar biraz siyasete bulaşmıştım. Çamur atmayı iyi bilirim ama patates soymayı beceremem. Şimdi bunu adaylara söylüyorum. Aday arkadaşlarım bunu izlesinler. Çamur atmasınlar birbirine. Çamur atmayalım.
Siyaseti kirletmeyelim. Ve temiz olsun diyorsun. Siyaset temiz olsun. Peki şey sorayım başkanım. İki dönemdir Adnan Köşker Gebze'de belediye başkanı ve sizin makamınızda oturuyor selefimiz. Nasıl değerlendirirsiniz bu iki dönem Adnan Köşker Belediyesi'ni ve belediye başkanlığını? Ben Adnan Köşker Beyefendi başkanımızı kişi olarak severim. Mütevazi, toplumcu, gerçekten halktan kaçmayan, halkla birlikte olmaya çalışan bir arkadaşımızdı. Gebze'ye de bayağı hizmetleri oldu. Onun için de kendilerine teşekkür ediyorum. Ama demek ki süreç, dönem, Adnan Köşker'in dönemi de buraya kadarmış. Onlar diyorlar ya, hizmette şey yok, sınır yok. Peki sizi hiç davet etti mi eski başkanları? Ya gelin, şöyle sorayım. Siz de den önceki belediye başkanlarını, yani gelin arkadaşlar oturalım, bir yılda bir kez bir sohbet edelim dediniz mi hiç? Şimdi ben kendisini birkaç defa ziyaret ettim. Hayır, konuştum. Sizin döneminizde, siz başkan iken sizden önceki başkanları hiç çağırdım. Evet. Çağırdınız mı? Çağırdım, evet. Peki sizi hiç Adnan Köşker'de... Bir kahvaltı programına çağırmıştım ben de. Sizden önceki? Evet. Rahmetli Ziya Fıratlar vardı, Bülent vardı. Evet. Hepsi vardı o zaman. Peki eski bu başkanların tecrübesinden bu mevcut başkanlar yararlanabiliyor mu yeteri kadar? Mesela sizi hiç davet eden oldu mu 94'ten sonra Ahmet Bey olsun rahmetli? Hayır. İbrahim Pehlivan vesaire Adnan Bey? Kocaman bir hayır. Hayır değil. Bu çok kötü. Tecrübe şimdi önemli. Şimdi sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız her yıl bir iftar yemeği verir. İftar yemeğine de eski belediye başkanlarını çağırır. Gebze Belediyesi'nin böyle bir geleneği olmadı. Olmadı. Birlikte gidiyorduk. Osman biz de Köşker'le beraber. Evet. Büyükşehir. Ama şu olması gerekmez mi başkanım? Gebze'de görev yapmış veya şehirde görev yapmış, diğer başka ilçede görev yapmış. Bu eski belediye başkanlarını mevcut seçilen başkan yılda bir kez olsun davet ederek arkadaşlar tecrübenizden yararlanmak isterim. Böyle çok güzel bir şey söylediğiniz. Keşke olabilse. Dilerim bundan sonra olur. Bu sizin önerinizle bundan sonra bu tür şeyler, toplantılar olur. Diyalog olur. Aradaki barışı sağlarsınız. Gerginlik olmaz ve şey karşılıklı senden. Şimdi ben her zaman söylüyordum, yine söylüyorum. Adaylar çıksınlar halkın karşısına, birlikte çıksınlar. İnsanlar sorular sorsunlar, onlar kendilerini tanıtsınlar. İşte demokrasi dediğimiz bu. 89'da ben bunu yaptım. İsmail Bey'le, Azizoğlu'yla birlikte aynı kahvelerde beraber dolaştık. O Ana Vatan Partisi'nin adayı, ben CHP'nin adayım. Ve birlikte konuştuk. Halk gördü sizleri. Kahvelerde beraber. Başkan, aslında anlatılıp konuşulacak çok şey var. Bizim amacımız bu program olarak tarihe not düşmek. Tecrübe önemli ve insanlar tecrübeyi, deneyimi kolay kazanamıyorlar, kazanmıyorlar. Kazanılması çok güç olan olaylardan birisi deneyim ve tecrübe. 5 yıl Gebze'de belediye başkanlığı yapmış. 1989-1994 yıllarında belediye başkanlığı yapmış. Sayın Mehmet Emin Akın Bey'i konuk ettik, konuştuk, güzel bilgiler aldık, tarihe not düştük, zamana noterlik yaptık. Son mesajlarımız nedir Sayın Başkan? Efendim ben tabii yaklaşan yerel seçimler var. Gebze'ye en iyi hizmet eden kişinin, anlayışın gelmesini istiyor. Ha bu ben kendi düşüncedeki insanların onun gelmesini istiyorum anlamına da gelebilir. Bu da doğaldır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir adayı var. Bu adayın Gebze'yi daha iyi yöneteceğine inandığım için onu destekliyorum. Ama diğer adayları kenara atmıyorum. Veya onlar bu işi yapamaz demiyorum. Ben de diyorum ki hep birlikte çıkın toplumun karşısına,
göğsünüzü gere gere neler anlatacağınızı, neler yapacağınızı bu halka anlatın. Ben size önerim, siz İsmail Kahraman olarak bu işi başarırsınız. Bütün mevcut şu anda atanmış adayları... Atandı, bir... sizinki de mi atandı efendim? Evet. CHP de mi atandı? O zaman vazgeçmişler bundan. Evet. Şimdi artık atanmışlar, biz tabii hepsini tek tek davet edelim. Tek değil. Toplum efendim. Çağır bunu, hepsini toplayalım bir yerde. Seyircilerimiz de olsun, halk olsun. Bu adaylar da neler yapacaklarını sizin gazetecilerin huzurunda, halkın huzurunda anlatsınlar. Tek tek. Bu çok güzel zor bir öneri. Bu zor önemli mu? Zor bir şey mi? Gelirler mi? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının böyle bir toplantıya severek katılacağını söylemek istiyorum. Deneriz, çok da güzel olur Sayın çok Başkanım. Çok güzel olur. Mesele olan ben size, sizden bunu bekliyorum. Bir çaba sarf ederiz efendim. Ama bizim şu anki tek arzumuz burada deneyimler boşa gitmesin. Ve daha önce görev yapmış belediye başkanları, kaymakamlar, yetkililer, yöneticiler o şehrin tarihine not düşen insanlardı. Onlardan yararlanılsın. Keşke eski başkanlardan mevcut başkanlarımız yararlansa, yılda bir kez toplantılar yapılarak deneyimler paylaşılsaydı. Çok önemli bir sohbet yaptık değerli Emin Akın Bey'le. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Katıldığınız çok teşekkür ediyorum Sayın Ben Başkan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başarıların devamını diliyorum.